kadar dikkat edersek edelim. Dün alışveriş yapıyoruz doğal olarak. Evet. Buradan çıkıyoruz ama evimizin de hanım ihtiyaçlarımız temizlik, var. Temizlik, bulaşık, mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için ister istemez uğradığımız yerlerden kesinlikle. Biri. Orada tabii izledikleri için programı diyorlar ki çocuğun lise öğrencisi karaciğer yağlanması olmuş, ne yapalım? Ben dedim ki doktora gideceksin. Evet, evet. Hangi branşa gideceksin? Evet. Ama kilolu da değil, yediklerinden mi ya da bünye mi yapıyor diye soru sordular. Bazen şunu demeye getiriyorum. Kanser genetik yatkınlığımız olsun olmasın ya da kalp, tansiyon, şeker tüm sağlık sorunları anlamında. Bazen vücudumuz kendi kendine bu sağlık sorunu ortaya çıkarabilir mi sorusu akıllara geliyor. Şöyle bir şey oluyor. Kanser en önemli şeyi bazen böyle çok üzüldüğü bir olay ortaya çıkabiliyor. Streslendiği bir olay ortaya çıkabiliyor hayatında. Veya direnci düşebilecek çok büyük bir hastalığa sebep olabiliyor. Hastalıkla mücadele ediyor, direnci düşüyor. O zaman bu kanser hastalığı ortaya çıkabiliyor. Stres önemli bir faktör çünkü. Stresle ilgili de şöyle bir çalışma var aslında. Farelerde yapılan bir deneyde farenin vücuduna kanser hücresi enjekte edilmiş. Bir tanesine kanser hücresi enjekte edilmiş, diğerine edilmemiş. Bunlar her ikisi gürültülü bir ortamda tutuluyor. Gürültülü bir ortamda tutulduğunda bu hastalarda, farelerde tümör hücresinin çok daha hızlı büyüdüğü görülmüş çalışmalar. Yani biz ne diyoruz o zaman, yani buradan yola çıkarak demek ki hani farenin vücuduna enjekte edilen tümör hücresi bu kadar büyüdüyse gürültü bir stres faktörüdür. Gürültü de tümör hücresinin artmasına sebep olan bir faktördür diyebiliriz. Ama hani bunu genellemek çok doğru mu? O tartışılır ama bir sebep olan bir faktördür diyebiliriz. Beslenme çok önemli. Sağlıklı beslenme çok önemli. Moral önemli. Her şeyin başında moral tabii ki. Kendimizi izlen o zaman. Hiçbir şeye izin vermeyeceğiz. Sınırlarımız olmalı. Bir de bizlerin iki tip kişilik yapısı vardır. A tipi kişilik yapısı, evet, B tipi kişilik evet. yapısı. Gülüyorum çünkü yani hepimizde olan evet. şeyler. A tipi kişilik yapısı çok stresli. Evet. Her şeyi dakik olsun, yapmaya olsun, çalışan, evet. hiçbir şeyi eksik bırakmamaya çalışan, işte zamanla yarışan. Bu kişilik yapısındakiler. B tipi de her şeyi olununa bırakan, rahat, hiç böyle stres. Beni anlatıyorsunuz. Kardeşim Semra izliyorsa sevgiler gönderiyoruz. Bakın hocam ne diyor? Dakikası değil, saniyesine göre hareket ediyor. Diyorum ki ne gereği var, biraz rahat ol ama dinlemiyor. Biraz da yapıyla. Evet. Yapıyla. Değil mi hocam? Evet. Bu A tipi kişilik evet. yapısında tedavi cevabı, onkolojik tedavi cevabı, onkolojinin hastalığın gidişatının daha kötü olduğuna dair çalışmalar olmuştur. O yüzden de çok stres, çok fazla dakik olmamaya çalışacağız. Hayatım. Rahat olacağız. Buradan girsin, buradan çıksın. Ne güzel söylüyor hocam.